Şimdi ben çıkıyorum, ben gelene kadar üst kata çıkmak yasak. Aynen öyle. Nereye? Ne yapacaksınız bugün? Geç mi gelirsiniz? Sen hiç böyle sorular sormazdın. Ne oluyor Yeter? Birileri mi sorduruyor sana bu soruları? Kim sorduracak Serpil Hanım? Ay teessüf ederim. Şey yapacağım ben. Şey. Ne? Tatlı. Çok özel bir tatlı. Yapıldığı an yenmesi gerekiyor. O yüzden soruyorum. Hani geç geleceksiniz, ben ona göre bir ayarlama yapayım diye. Geç gelmem. Akşam üzerini bulur ama gelmem, tamam mı? Önce bir malzemeciye uğrayacağım. Sonra da gideceğim oğluma bakacağım ne halde. O taş kalpli babası yüzünden sürüm sürüm sürünüyor kafe köşelerinde. Ah Kaya. Ah. Ah Kaya. Ah. Ah. Ah, ah Kaya. Ah Kaya. Kaya. Maşallah, ne kadar güzel yakışıyor ağzınıza Serpil Hanım. Bakıyorum hasretimden adımı sayıklar hale gelmişsin. Güzel. Güzel. Bakıyorum sen de kapının önünde kamp kurmuşsun. Hayır, ne zaman çıkmaya çalışsam hep karşımda buluyorum seni. burası aynı zamanda benim de evim ya. Hem aramızı düzelttiğimize göre artık eve geri dönebilirim diye düşündüm. Ne dedi? Aramızı mı düzelttik? Biz mi? Ne zaman oldu bu? Hayır, benim hiç haberim olmadı da. Sen rüyanda gördün herhalde. Ne rüyası ya, Allah Allah. Sen dün çağırmadın beni eve. Dün çağırdım evet. Ne es o şeydi o. Ne? Öylesine bir şeydi o. Yani, Kaya beni lafa tutma, benim artık çıkmam lazım. Sen her ne kadar babalık müessesesinden istifa etmiş olsan da ben hala anayım. Ana, o sokağa attığın çocuğumuza var ya işte, ona kol kanat gelmeye gidiyorum ben şimdi. Bir dakika. Sen çocuklarına kol kanat gereceksin. Ondan sonra şu zavallı kocanın otel köşelerinde sürünmesine müsaade edeceksin, öyle mi? Ah, yo, benim zavallı kocam işini bilir. Benim onunla ilgili hiçbir kaygım yok. Rahatsız mı oldun sen otel köşelerinde? Ha? Şey yap o zaman. Pervin'de kal. Hadi canım. Hadi canım. Hadi. Yeter, kapıyı kapat. Müsaade eder misin? Üzgünüm Kaya Bey. Buyurun. Bak hareketlere bak, bak. Pervin. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Tamam. Yok tamam, ben seçemeyeceğim bugün. Şöyle yapalım, sen bana bir şey hazırlayabilir misin lütfen? Tamam. Ama böyle yani sinirlerimi yatıştıracak bir şey olsun. Sanki benim böyle huzurlu, mutlu, çok sakin bir hayatım varmış gibi olsun. Yani bir nevi bulutların üstüne falan çıkayım. Olur mu? Bana da aynısından kardeş. Aa. Efsun? Serpil Hanım. Ama yok, bir dakika, rol çalmak yok. Lütfen. Çünkü ben burada saçımı süpürge ettiğim insanlar tarafından... Otur tabii, otur. Yer paspası muamelesi görüyorum resmen. Yani şimdi senin hayatta başına ne gelmiş olabilir ki? Mesela Pervin Hanım çıktı bahtıma. Tabii. Oldunuz Emir. Beni zorla Antep'ten buraya getirdiler. Yurt dışına gidecek dediler ama gitmemiş. Burnumun dibindeymiş, İstanbul'daymış. Hatta Pervin Hanım ameliyatını kim yapmış biliyor musunuz? Oğlunuz. Bizzat kendisi yapmış. Her şey yalan dolan yani. Benim şimdi haberim oluyor. Şimdi öğrendim ben. Efsun. Pervin Hanım'ın annen olduğunu biliyorum canım. Onun için benim yanımda böyle Pervin Hanım deme. Boşu boşuna istersen. Ha yok, o yüzden değil. Benim anne demeye dilim varmıyor da. O yüzden ona Pervin Hanım diyorum. Hak etmiyor onu. Hak etmiyor anne demeyi. Hiç hak etmiyor. Ben seni sevsem mi acaba? Hı? Yani... Ben memnun olurum. Ben sizi seviyorum. Siz de beni sevseniz tatlı bir ikili olabilirdik. Ay Pervin Hanım'dan hoşlanmayan birini ilk defa görüyorum biliyor musunuz? Ya kadın herkesi büyülüyor. Herkesi böyle ağına almış. Aa bir dakika. Bir dakika. Şimdi Yiğit'i öldüreceksin ama hakkını vereceksin. Bir kere işinde çok başarılı. Sen de biliyorsun. Kadın bir numara. Şimdi işinde iyi olan her zaman herkesten saygı görür. Anneliği işini engelleyip fazla ağırlık yaptığı için ağırlıklarından kurtulup İstanbul'a kaçtı hanımefendi. Seni terk etti yani. İşi için, öyle mi? Ha, ben bu kadarını bilmiyordum. O yüzden onun iş başarısı benim gözümü boyamıyor maalesef. Efsun, sana bir şey söyleyeceğim. Yani Pervin'i korumak bu hayatta yapmak istediğim son şey. Ama inan bana. Gerçekten inan bana, tersini de yapsaydı. Yani çocuğu için kariyerini bıraksaydı
O da çok kötü bir şey olurdu. En azından hayatı boyunca terk edilme korkusu yaşayan bir kız olmazdı. Onu tüm kalbiyle seven bir çocuğu olurdu. Neyse. Bak, Emir lisedeydi. Bir gün Sarp'la beraber okul çıkışı bize geldiler. Çıktılar bahçeye, oturdular böyle sohbet ediyorlar falan. Ben içerideyim. Bir ara Emir'in keşke Pervin Hanım benim annem olsaydı dediğini duydum. Ya, duydum ve hiç unutmadım biliyor musun? Yani diyeceğim, çalışsan da suç, çalışmasan da suç. Her daim suçlusun yani. Böyle bir şey bu. Ay ama Serpil Hanım, olur mu öyle şey? Yani Emir'in o kadını anne olarak istemesi çok normal. Neden değil sorun? Bir elmanın iki yarısı onlar. Bak gerçekten Emir bütün kötü huylarını o Pervin Hanım'dan almış. Aa, ya, bütün kötü huyları, bütün kötülükleri. Ay, hiç olmadı. Almış. Hayır, hiç olmadı. Aa, lütfen, lütfen Esun, hiç olmadı şimdi bu. Lütfen oğluma laf yok. Şimdi tamam yani arada bir böyle benim canımı sıkıyor ama boş versen yani anne oğul arasında olur öyle şeyler. Rica ederim lütfen. Yani bir kere benim oğlum çok akıllı, çok yakışıklı, başarılı, metanetli, dirayetli değil mi? Azimli, hürmetkar bir çocuktur. Emir. Evet. Ben niye ona bu kadar gıcık oluyorum o zaman, bu kadar iyiyse? Ay hiç olmadı şimdi bu. Serpil Hanım çok gıcık. Ay gıcık falan değil. Aa, değil gıcık falan. Ay yok, beni seni sevmem imkansız ya. Ama hiç denemediniz. Denemedim değil mi? Denemediniz. Bir ara bir bakın. Tamam peki, bir ara bakacağım buna. Tamam. Hadi gittim ben, güle güle. Canım benim, sipariş iptal. Benimki gelsin ama. Duydum ki birileri bulutların üstüne çıkmak istemiş. Şimdilik bununla idare et. Pamuk şekerli limonata. Sarp, ben bayılırım pamuk şekere. Sanki biliyormuşsun gibi. Ben, ooo Efsun. Ben üzül diye yapmadım ya. Yok, üzülmedim. Bugün çok zor bir gün geçiriyorum. Biri benim için bir şey yapınca çok mutlu oldum o yüzden. Bir de çocukluğum geldi aklıma. Babam geldi, babam bana hep alırdı. Oradan Antep, çiftlik falan derken şey oldu. Vay be, ne limonataymış. Sen de bayağı işe yaradı. Ben de yaramıyor. Ne oldu? Senin canın mı sıkkın? Yani her şey harika desem yalan söylemiş olacağım. Biraz canım sıkkın. Anlatmak istersen dinlerim. Burası pek yeri değil ya. Sonra konuşuruz, olur mu? İşin var mı şu an? Gördüğün gibi yok. O zaman kalk. Kalk gidiyoruz. Kalk kalk kalk. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. İzmirli'ye sürpriz. Kalk. Kalk hadi. Peki. Hadi. Aa, bir dakika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.